Merhaba ben Bay Anderson. Topluluklarla ilgili biyolojideki temel bilgiler serisinin 46. videosuna hoş geldiniz. Bu ve bundan sonraki videonun konusu ekoloji olacak. Ekolojinin diğer bilim dallarına göre oldukça yeni bir bilim dalı olduğunu söyleyebiliriz. Kelimeyi parçalayacak olursak eko Yunanca bir kelime olup ev anlamına gelen oikostan gelir. Ekolojide tüm canlıların evi olan dünyadaki canlılığı ve bu canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle nasıl bir etkileşimde bulunduklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Ekolojik konularını daha iyi anlamanız için bilmemiz gereken birkaç terim var. Ben bu terimleri BBETPO kısaltmasıyla aklımda tutuyorum. BBETPO benim ekolojide incelediğimiz ve araştırdığımız farklı seviyelerin hangileri olduğunu hatırlamama yardımcı oluyor. İlk B, biyosferin biosferin baş harfi olan B'dir. Ama ben en alttan yani O'dan başlayacağım. BBETPO, Bibepto'nun O'su organizmaların baş harfidir. Organ sistemleri hakkındaki videoyu izlediyseniz hücrelerin dokuları, dokuların organları, organların organ sistemlerini, organ sistemlerinde organizmalar oluşturduğunu hatırlayacaksınız. Organ organizmayı buradaki geyik gibi tek bir birey olarak düşünün. Bu bireyler ya da geyikler bir geldiklerinde popülasyonu oluşturuyor. Mesela Yellowstone Ulusal Parkı'nda yaşayan geyiklerin hepsi bir popülasyon olabilir. Bir yerde yaşayan sadece geyikleri değil de kurtları, söğüt ve kava ağaçlarını düşündüğümüzde ise bir topluluktan bahsediyoruz. Topluluk seviyesinde popülasyonlar arası bir etkileşim söz konusudur. Buna e, abiyotik yani cansız faktörleri de eklediğimizde ekosistem devreye girer ve bu seviyede fotoğrafta olduğu gibi artık sadece canlılar yani geyikler, kurtlar ve ağaçlar yoktur. Bunların yanında sıcaklık, suyun, pH değeri ya da nem gibi faktörler de göz önünde bulundurulur ve hepsi birlikte ekosistemi oluştururlar. Ekosistemi genişlettiğimizde biyom yani benzer iklim ve su koşullarındaki tüm ekosistemlerin seviyesine erişiriz. Dünyadaki biyomlar Mesela ben burada kuzeydoğu iğne yapraklı ağaçların olduğu biyomdayım. Ee, ama buna ek olarak çöller, yağmur ormanları, tayga ormanları ve kutup bölgeleri var. Biyomların benzer iklimlere sahip bölgeler olduklarını bir kere daha hatırlattıktan sonra son olarak da bahsedeceğimiz B biyosferin B'si. Biyosferden bahsediyoruz. Biyosfer de dünyada yaşam olan her yeri kapsar. Hatta genel olarak su olan her yerde yaşam olduğunu düşünebiliriz. Az önce söylediğim gibi bibepto organizmadan biyosfere incelenebilecek seviyeleri bize gösteriyor. Ancak bu videoda topluluklara odaklanıp popülasyon, popülasyonların pardon birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunup nasıl değiştikleri konuları hakkında konuşacağız. Öncelikle toplulukların kendilerine has yapıları olduğunu söylemek istiyorum. Bu yapı topluluğun içinde bulunan türlere ve o çevredeki tür çeşitliliğine dayanır. Bu türler birbirleriyle etkileşime gireceklerdir. Bu etkileşim türlerinden biri simbiyozdur ve bunu anlatırken yaprak kesen karıncalardan bahsedeceğim. Toplulukların popülasyonların bir araya gelmesiyle oluştuğundan bahsetmiştik. Popülasyon popülasyonlar zaman içinde değişir. Mesela büyürler. Popülasyonların hepsinde üstel büyüme gözlemlenebileceğini söyleyebiliriz. Bu büyüme zaman içinde kimisi yoğunluğa bağlı, kimisi de yoğunluğa bağlı olmayan bazı sınırlayıcı faktörler tarafından yavaşlatılacaktır. Evet. Yaşam formlarının hepsinin üstel bir şekilde büyüyeceğini ama zaman içinde lojistik bir noktaya ulaşacağını söyleyebiliriz. Sonra bir de insanoğlunun popülasyon büyümesini inceleyen bilim dalı olan demografiden bahsedeceğiz. Evet ve insan popülasyonunun büyümesini inceleyerek neler öğrenebileceğimiz hakkında konuşup bu videoyu sonlandıracağız. O zaman işe topluluğun ne demek olduğunu bir kere daha hatırlatarak başlayalım. Topluluk birden fazla popülasyonun bir araya gelmesiyle oluşur demiştik. Sol tarafta kar yağmadan bir ay önce çektiğim bir fotoğraf var. Yakından baktığımda e, baktığımızda çam ağaçlarını daha iyi görebiliriz ama bu çam ağaçlarının hepsi aynı tür değil. Mesela daha büyük bir alanı ele alalım. Burada kaç değişik tür çam ağacı olduğunu sayıp bulduğumuz sonuçları istatistiksel olarak ifade edersek o alandaki tür kompozisyonunu elde etmiş oluruz. Tür kompozisyonu yanında tür çeşitliliğinden de bahsetmiştik. Yani burada toplam ağaç sayısı yerine kaç farklı tür olduğuna odaklandığımızda da tür çeşitliliğini incelemiş oluyoruz arkadaşlar. Sağ tarafta belli bir bölgeden toplanmış e, çeşitli mantar türlerini görüyoruz. Bu bize o bölgedeki tür çeşitliliği ya da biyo çeşitlilik hakkında önemli bilgiler verebilir. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Bu gezegenimiz olsun. Ekvatoru çiziyorum. Evet size dünya üzerinde en fazla çeşitliliğin nerede görüldüğünü soracak olsam doğru cevabın en fazla ışık alan yer olan ekvator çevresinde olduğunu düşünür olabilirsiniz ama doğru cevap ekvator çevresi değil. Ekvatordan kutuplara doğru çeşitliliği gösteren bir grafik çizecek olursak ekvatorda iklim iklim değişikliği pek sık yaşanmadığı için buradaki çeşitliliğin düşük olduğunu görürüz. Çeşitlilik yağmur ormanlarının bulunduğu bölgelerde en yüksek, kutuplarda da en düşük seviyededir. Topluluk yapısı yani bir topluluğu oluşturan bireylerin türleri ve sayıları hakkında bu kadar konuşmanın yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi topluluk içindeki etkileşimden bahsetmek istiyorum. Bu etkileşimin bir çeşidi olan simbiyozu az önce söylemiştik. Bilim insanları simbiyozu ortak yaşam olarak tanımlarlar. Ortak yaşam ya da bir arada yaşam üç farklı şekilde olabilir. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerine yardım ettikleri mutualizm, birinin diğerine zarar verdiği para parazitizm ve bu ikisinin arasında bir yerde olan taraflardan birinin fayda sağlarken diğerinin durumdan etkilenmediği komensalizm. Evet şimdi Geri dönecek olursak, simbiyozdan başlarsak, simbiyotik yaşam içinde yer alan yaprak kesen karıncalardan bahsedelim. Bu karıncalar yaprakları parçalayıp yuvalarına taşır ve bu yapraklarla yuvalarında bulunan bir çeşit mantarı beslerler. Evet, bu karınca kolonisinin yuvasında yaşayan bir mantar bulunur. Bu fotoğrafta diğer karıncalara göre devasa boyutlarda olan kraliçe karıncayı da görebilirsiniz. Karıncalar parçaladıkları yaprakları çiğneyip yuvalarındaki e, mantara yedirir. Mantar da yaprağın içindeki selülozu parçalayarak karıncaların yiyebilecekleri bir çeşit şeker üretir. Karıncalar ile mantar arasındaki bu ilişki bir simbiyotik yaşam örneği. Mantar bu ilişki sonucu kendisine yiyecek ve yuva sağlarken karıncalar da yiyecek elde ediyor. Bu arada eğer bu karıncalar başka bir koloni kuracak olurlarsa mantarı da beraberlerinde götürürler. Kısacası karıncaların bu mantarı kullanarak bir çiftlik kurduklarını söyleyebiliriz. Bilim insanları bu ilişkiyi incelediklerinde insanların kurdukları çiftliklerin aksine söz konusu olan mantarın hiçbir şekilde enfekte olmadığını görmüşler. Karıncalar özellikle de mantarı işleyen karıncalar incelendiğinde ise üzerlerinde antibiyotiğe benzeyen bir bakteri yaşadığını keşfetmişler. Karınca ve üzerinde yaşayan bakteri arasında mütüalist bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Bu ilişkiye mantar da eklenince oldukça verimli ve sürdürülebilir bir ilişki ortaya çıkıyor. Bu arada popülasyonlar arasındaki etkileşimler ve simbiyotik yaşam ilişkileri karınca ve mantar açısından iyi iken, belki de bu bölgede yaşayan bir ağaç açısından kötü olabilir. Kim bilebilir ki? Evet, şimdi de biraz büyümeye değinelim. Topluluklar içinde popülasyonlar olduğunu ve bu popülasyonların zaman içerisinde değiştiklerini söylemiştik. Popülasyonlar büyümeye başladıklarında hepsinde üstel bir büyüme dönemi gözlemlenir. Örneğin, e, fillerin gebelikleri 2 yıla yakın sürmesine rağmen belirli bir bölgede yaşayan fillerin sayısı göreceli olarak kısa bir zaman diliminde 2 filden 4 file, 4 filden de 8 file çıkabilir. Grafik çizersek görüntü olarak buna benzeyen bir grafik elde ederiz. Bu grafik herhangi bir sayısal değişkenin üstel büyümesiyle alakalı. Buradaki insan popülasyonunun büyüme grafiği ise milattan önce 10.000'den popülasyonumuzun 6 milyara eriştiği 2000'li yıllara kadar popülasyonun üstel bir şekilde büyüdüğünü görebiliriz. Büyümenin özellikle de sanayi devriminden sonra iyice hızlandığını söyleyebiliriz. Bu durumun sonsuza kadar böyle devam etmesi tabii ki söz konusu değil günü geldiğinde bizim popülasyonumuzda sınırlayıcı bir faktörle karşılaşacak. Hep bu grafikteki gibi olmayacak arkadaşlar. Yiyecek bir şeyimizin ya da yaşayacak yerimizin kalmaması ve e, ölümcül hastalıklar gibi faktörlere sınırlayıcı faktörler deniliyor. E, i̇şte bunlar sınırlayıcı faktörler olabilir. Bunlar yoğunluğa bağlı ya da yoğunluğa bağlı olmayabilir. Yoğunluğa bağlı olan faktörler popülasyon büyüklüğüne dayalıdır. Mesela yiyecek sıkıntısı yoğunluğa bağlı bir faktördür. Yaşayacak yer kalmaması ya da hastalıklar da yoğunluğa bağlı sınırlayıcı faktörlere verilebilecek örnekler arasındadır. Yoğunluğa bağlı olmayan e, faktörlerse Popülasyon büyüklüğüne değil de daha çok şansa bağlı faktörlerdir arkadaşlar. Şimdi biraz da onlardan bahsedelim. Ee, mesela yani örneğin bir e, süper yanardağ patlaması sonuç, sonucunda popülasyon büyümesi sınırlandırılır. Ama yoğunluğa bağlı bir şey değildir bu değil mi? Bu şansa bağlıdır. Ya da milyonlarca insanın ölümüne sebep olan bir tsunami. Tüm bu faktörler üstel büyüme üzerinde etkili olup popülasyonun dengelenmesini sağlayarak lojistik büyüme dönemine girmesine sebep olur. Ve tüm popülasyonlar zaman içerisinde taşınma kapasitelerine ulaşır. Taşıma kapasitesi bir yerin destekleyebileceği maksimum birey sayısıdır ve gezegenimizin de bir taşıma kapasitesi vardır. Taşıma kapasitesi, evet buraya da yazalım. Yiyecek bir şeyimizin ya da yaşayacak yerimizin kalmadığı gün bu kapasiteye ulaşmış olacağız ve üstel büyüme dururken lojistik büyüme başlayacak. Bazı popülasyonlar hızla büyürken birdenbire yavaşlar ve sonra yeniden hızlanırlar. Bu videoyu izlediğinize göre bir insan olduğunuzu varsayarak ilerliyorum. Yani üremek için uzun yıllar geçmesi gerekip de yaşadığınız süre içinde sınırlı sayıda yavru yapabiliyorsanız, popülasyonunuzun üstel büyümesi zaman içerisinde yavaşlayıp Lojistik büyüme dönemine girecektir. Bence e, bu kesinlikle e, böyle, böyle olması gereken bilimsel bir gerçek. Şimdi karşımızda bir Birleşmiş Milletler'in tahminlerini gösteren bir grafik var. 2011 senesinde popülasyon aşağı yukarı 7 milyarken, popülasyonumuzun ulaşabileceği maksimum ise 2100'lere geldiğimizde 16 milyar olarak gösteriliyor. Minimum ise e, baktığımızda buralarda bir yerde, e, bir yerde, bir yerlerde yer alıyor. Büyümeyi kıtalara böldüğümüzde ise mesela bu Asya, bu Afrika bakalım. Afrika'daki popülasyonun büyümesinin üst sınırı ve alt sınırı burada yer alıyor ve buna göre muhtemelen ben onları görebilmek için burada olamayacağım ama 2100 yılında Asya kıtasında 8 milyar insan olabileceği tahmin ediliyor. Neyse lafı çok uzatmadan insan popülasyonunun zaman içinde lojistik büyüme dönemine gireceğini bir kere daha söylemek istiyorum. Bu arada bu durum nerede yaşadığınızla yakından alakalıdır. Eğer göç olmasaydı Amerika'da lojistik bir büyüme olduğunu söyleyebilirdik. Bu grafiğin bize neler olup bittiğini tam olarak anlatabilmesi mümkün değil. Yani daha fazla bilgi için yaş gruplarını gösteren grafikleri incelemeliyiz. Yaş grupları grafiğinde erkek ve kadın nüfusları birbirinden ayrı olarak gösterilir. Ekranda şu an Angola'ya ait bir grafik var ve bunu biraz sonra Amerika ile karşılaştıracağız. Burası yaşları 0 ile 4 arasında, burası da 5 ile 9 arasında olan erkeklerin sayısını gösteriyor. Bir piramit şekli elde ettiğimiz için bu grafiklere zaman zaman popülasyon piramidi dendiğini de duyabilirsiniz. Popülasyonun çoğunluğunun genç olduğu buna benzeyen piramitlerden popülasyonun üstel bir şekilde büyümeye devam edeceği sonucunu çıkarabiliriz. Çünkü buradaki genç insanlar çocuk yaparak nüfusun büyümesini sağlayacaklardır. Amerika'ya ait piramit ise Angola'nınkinden oldukça farklı. Amerika'daki gençlerin sayısı da oldukça yüksek ama buradaki İkinci Dünya Savaşı ile Soğuk Savaş arasında doğmuş olanların oluşturduğu Baby Boomer jenerasyonu ile yeni doğanların sayısı arasında çok büyük bir fark olmaması bu popülasyonun dengeye yani lojistik büyümeye ulaştığı anlamına geliyor. Alt kısmına doğru daralan yani alt kısmı üst kısmına göre daha dar olan piramitler ise bu popülasyonun sadece taşıma kapasitesine ulaştığını değil aynı zamanda düşüşe geçtiğini bize gösteriyor. Buna örnek olarak mesela İtalya'yı verebilirim size. Şimdi onunkini de burada göreceğiz. Son olarak eğer çok hızlı büyüyen Çin'in piramidine bakacak olursak bazı ilginç çıkarımlarda bulunabiliriz. Piramidin üst kısmı üstel büyüme grafiğine verilebilecek tipik bir örnekken uygulanan tek çocuk politikası popülasyonun büyümesini yavaşlatıp Hindistan'ın dünya üzerindeki en kalabalık pardon ülke olmasını sağlayacak. Peki acaba insanlık bu yoğunluğa bağlı sınırlayıcı faktörlerle karşılaşacak mı? Muhtemelen hayır. Çünkü yeni kaynaklar ya da yeni enerji üretmek için yeni yollar keşfetmek konularında biz e, oldukça başarılıyız. Ben çok kötümser olmamakla birlikte insan popülasyonunun 10 milyara yakın bir sayıda dengelenip lojistik büyümeye geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunu görecek kadar yaşayacağım, yani yaşayamayacağım tabii ki yaşamak isterdim ama olsun. Böylece topluluklar ve toplulukların etkileşimleriyle ilgili videomuzu tamamladık.